Merhaba. Bugün ekonomi politik konuşacağız. Konuğumuz Profesör Ali Akarca. Ali Akarca'yı T24'te benim yazılarımı veya başka haberleri izleyenler tanıyor olması lazım. Çünkü Ali Bey bu işin uzmanı. Politikanın ve ekonomi politika ile ekonomi arasındaki ilişkiler, ekonomik gelişmelerin politikaya etkisi, sandığa etkisi konusunda çeşitli araştırmaları ve bir ekonometrik modeli var. Ekonomik büyüme, enflasyon gibi gelişmelerin, onun yanı sıra stratejik oy verme gibi siyasi eğilimlerin iktidar partisinin oy oranını nasıl etkilediğini onun ekonometrik modeli aracılığıyla önceden görmek, tahmin etmek mümkün. Bundan önceki seçimlerde, çeşitli seçimlerde çeşitli tahminler yaptı. Biz de bunları T24'te yazmıştık. Ali Bey'in yaptığı tahminler genellikle sandık sonucuna çok yakın rakamlar veriyor. Çok kabaca özetleyelim ve çok da lafı uzatmadan sözü kendisine bırakalım. Ali Bey'in modeline göre ekonomik büyümedeki 1 puanlık artış iktidar partisinin oy oranını 1 puan arttırıyor. Enflasyondaki 1 puanlık artış iktidar partisinin yani AKP'nin oy oranını 0.15 düşürüyor. Ama başka etkenler de var. İşte stratejik oy verme gibi. Şimdi bunları kendisiyle konuşacağız ve şu anda AKP'nin oy oranı acaba ne durumda? Çünkü ekonomik kriz devam ediyor. İşte çeşitli sektörlerden daralma haberleri gelmeye devam ediyor. Bunu kendisine soracağız. Ama önce en çok gündemde olan meseleyi soralım. Oradan başlayalım. Harekat. Harekat AKP'nin oy oranını ne oranda etkiler Ali Bey? Ne dersiniz? Valla seçim ne zaman olacağına bağlı. Çünkü seçim hemen olursa bu gibi durumlarda seçmen taraftar olmasa bile o partinin arkasında durma eğilimi gösterir. Ama aradan bir süre geçtiği zaman o unutulur. Yani başarıya ulaşmışsa, tehdit ortadan kalkmışsa seçmen gene eski yerine döner. Yani örnekleri var önümüzde. Mesela İngiltere'de Churchill 2. Dünya Savaşı'nı kazandı. Büyük başarılar elde etti. Savaş sırasında başbakanla devam etti. Savaştan sonra iktidardan düştü. Mesela Baba Bush Amerika'da Irak zaferi sırasında kamuoyu yoklamalarında çok yüksekti taraftarı. Birinci Körfez Savaşı. Evet, Birinci Körfez Savaşı'nda. Sonra? Ondan sonra seçimi kaybetti biliyorsunuz Clinton'a. Yani aradan süre geçince, başarı da sağlanınca o unutuluyor. Herkes kendi yerine dönüyor. Türkiye'de var mı örnekler? İşte Türkiye'de de Kıbrıs Harekatı sırasında Ecevit Erbakan hükümeti vardı. Hükümet dağıtıldı. Bilmiyorum ama galiba Ecevit tek başıma hükümet kurarım. Oradan aldığım destekle diye. Halbuki hiç öyle olmadı. Oylarını arttırdı ama tek başına iktidar olamadı. Hatta Demirel Milliyetçi Cephe hükümetlerini kurdu. Uzun zaman o hükümetler başta kaldı. Yani Kıbrıs Harekatı'ndan tek başına iktidar değil, koalisyon bile kuramadı yani. Yani garanti değil bir başarı olması. Kıbrıs Harekatı sonrasında yani dönem tarihteki ismiyle Barış Harekatı sonrasında seçim belli bir gecikme sonrasında mı yapılmıştı? 75'te oldu senato seçimi. Yani 77'de milletvekili seçimi oldu. Benim bahsettiğim 75'teki seçim. Yani 73'te Adalet Partisi'nin oyları çok düşmüştü. Yani Milli Selamet Partisi kurulmuştu. Demokratik Parti kurulmuştu. Tevruf Bozbey. Yani %47-48'den %28'e-29'a düşmüştü. Öyle bir şey. 20 puan. Yani öyle bir şey. Onu toparladı mesela. Ecevit'in de oyu arttı. Yani CHP'nin oyu da arttı ama yani tek başına iktidar olacak kadar değil. Yani o zaman şöyle bir genel şey yaptınız. Kavramsal çerçeve diyelim. Hani bir şeyin etkisi var hakikaten. Harekatların veya savaşlardaki elde edilen başarıların, zaferlerin iktidardaki partiye bir etkisi var. Var. Genel olarak dünya tarihinde ve Türkiye'nin yakın tarihinde de bunu görüyoruz ama onun bir zaman şeyi var diyorsunuz değil mi? Yok, zaman değil de yani tehdit devam ederse mesela hükümete karşı darbe 2007'de mesela birçok kişi AKP taraftarı olmadığı halde darbeye maruz kalacağı için onun yanında yer aldı. Yani böyle bir tehdit. E-Muhtıra. Evet, E-Muhtıra. Savaş olduğu durumda da herkes hükümetin arkasında durur tabii. Çünkü ülkeye karşı bir tehdit söz konusu. Ama o tehdit bertaraf edildikten sonra zamandan kastımız o. Yani zaman
içinde o tehlike ortadan kalkarsa herkes gene kendi partisine dönme eğilimi gösteriyor herhalde. Ama bu derinlemesine incelediğim bir konu değil. Yani onu da belirteyim. Evet. Yani araştırma yaptığım bir konu değil. Peki. O zaman bir yani çünkü bu yönde spekülasyonlar olduğu için soruyorum. Bir erken seçim, bir baskın seçim hemen bu şeyin sonrasında, harekatın sonrasında olabileceğine dair bir takım böyle spekülatif yorumlar ben okudum. Şeyi var mı? Yani bu sizin kurduğunuz çerçevede belki de öyle mi hareket etmesi gerekiyor? Yani beklenirmiş. Sürpriz olmaz mı böyle bir? Sürpriz olur yani. Bir tek faktör o değil. Ekonomi de etken. İktidarda yıpranma da etken. Yani onların hepsini birden göz önüne alması lazım. Evet. Hükümetin. Yani bir tek faktöre dayanaraktan erken seçim olmaz yani. Evet. Yani şunu diyorsunuz. Tamam, bir harekat var ve o harekatta da başta konulmuş olan hedeflere ulaşılmış gibi gözüküyor. Ama Türkiye'de ekonomik krizde. Yani evet. Sadece harekatla seçmenin oyu değişmiyor. Veya o kadar yani böyle radikal değişimler yaşanması çok da kolay değil. Çünkü başka faktörler var. İşte ekonomide bir krizden geçiyoruz. Şimdi o zaman sizin... Ama asıl faktör yeni kurulacak olan partiler, onlar kamuoyunda nasıl karşılanacak, programları ne olacak? Babacan ve Davutoğlu. Evet, Davutoğlu. Onları da kayla almak zorunda yani erken seçim kararı verirken. Evet. Peki şimdi modelinize dönelim. 31 Mart seçimi sonrasında sizin bir yazınızı okumuştum. Orada AKP ile MHP ittifakla girdiler seçime. Belli şehirlerde MHP vardı, belli şehirlerde AKP vardı. İlçelerde de benzeri bir şey vardı. Ama siz ayrıştırdığınızda çeşitli yöntemler kullanarak iki partinin oy oranını AKP'nin oylarının 31 Mart'ta %35'e hatta %34.99'a 91'e indiğini söylüyordunuz. Evet. Nasıl buldunuz o oranı? Valla yani geçmiş örüntülere dayanaraktan alması gereken oy diye. Yani 31 Mart'ta MHP'nin oyu 7.31'di. Yani öyle büyük bir düşüş yok. Yani öyle bir üzüntü görmüyoruz MHP'lilerde. Büyük bir hezimete uğradık diye. Yani oyların büyük bir kısmı AKP'ye gitmiş. Çünkü MHP listesinde aday olan AKP'liler de var ama asıl MHP'liler çekildi. AKP şeyinde. Bir de büyükşehir olmayan yerlerde her iki parti birlikte girdiler seçime. Onların çoğunda MHP'nin oyu çok arttı. AKP'nin oyu ise düştü. Yani o bakımdan bir MHP oy kayması zaten çıplak gözle de gözüküyor. Ama ben geçmiş seçimlerdeki yani iktidarda kalma süresini, enflasyonu, büyümeyi, stratejik oyu, onları, o faktörleri göz önüne aldığımızda, yani geçmiş seçimde aynı şartlarda oy alması ne kadar olacaktı oyu diye hesapladığımızda 34.9 çıkıyor. 31 Mart'tan bu yana yaklaşık 6 ay geçti. Evet. Şu anda ne seviyede? Yine o civarlarda tahmin ediyorum. Şu anda son çeyreğin rakamları yok elimizde. Evet. Yani ekonomide fazla bir değişiklik olmadı yani son. İki çeyrek arka arkaya daraldı. Daraldı ama daha önce de daralıyordu. Yani büyüme yine aynı seviyelerde gidiyor. Yani zaten hata payı var benim yaptığım şey, istatistik hata payı. Yani onun için belki bir puan artmış veya azalmış olabilir. Yani o civarında 35 ile 37 arası diyelim. Şu anda AKP'nin evet, oy oranı. Evet. Harekatın bir etkisi yok mudur? Valla vardır. Yani şu anda seçim olsa belki birkaç puan daha yüksek olur yani. Birkaç puan daha. Evet. Ama çok büyük bir sıçrama, biraz spekülatif bir soru oluyor ama hani büyük evet. bir sıçrama mesela bu Öcalan'ın Afrika'dan Türkiye'ye getirildiği dönemde DSP'nin oy oranında hemen sonra yapılan seçimde büyük bir sıçrama yaşanmıştı ve DSP ile MHP koalisyon iktidara gelmişti. Ona benzer bu harekatın etkisiyle AKP'nin oy oranında ona benzer bir sıçrama yaşanması muhtemel midir sizce? Fakat önce şeyi söyleyeyim yani 99'da Öcalan'ın buraya gelmesi DSP'nin büyük oy kaymasının almasının sebebi değil. Yani, peki. O ana kadar hem MHP hem DSP uzun zaman iktidarda değillerdi. 20 yıl falan uzaktılar. Evet. Ondan önceki aslında buraya yazdım 87'den sonra negatif kişi başına gelirde negatif büyüme olan yıllar 1988, 1989, 1991, 1994, 1999, 2001. Yani bütün diğer partiler denenmiş, her biri altında ekonomik kriz olmuş. Bir kere, iki kere. Ondan sonra yolsuzluk iddiaları vardı, şeyler, örtülü ödenek,
işte susurluk filan. Yani onların da etkisiyle millet yeni bir parti deneyelim diye DSP ve MHP'ye döndü. Yani ondan sonra depremlerde onlar da başarısız olunca 2001'deki o büyük değişiklik oldu. Yani AKP'nin iktidara yani, geldi işte zaman. Yani Öcalan'ın gelmesinin etkisi oldu belki ama o bütün ona bağlamak yanlış yani. Tamam, iyi bir karşılaştırma değil diyelim. Bugüne dönelim. Büyüme seçmenin oy oranını etkiliyor. Seçmenin oy davranışını etkiliyor sizin modelinize göre. Son bir yılınki. Son bir yılın büyümesi. Evet. Değil mi? Evet. Neden? Ekonomik büyüme neden bu kadar? Yani onu bir psikoloğa sormanız lazım. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Bütün dünyada mı böyle bu? Yani aşağı yukarı öyle, evet. Bütün yapılan çalışmalar bu konuda bir ortak nokta varsa hepsinin seçmenin geçmişe doğru miyop olduğu son bir yıla falan. Yani çok nüans farklı olabilir. Bazı yerde 6 ay, bazı yerlerde 1 yıl falan. Yani iktidarın ilk yılından itibaren bakmıyor. Mesela Reagan Amerika'da Cumhurbaşkanı seçiminde şey diyordu seçmenlere, 4 yıl öncesine bakın. O zamandan bu zamana iyileşme yoksa bana oy vermeyin diyordu. Herkes de iyileşme var zannediyordu. Halbuki işsizlik oranı onun iktidara geldiğiyle eşitti. Ama yükseldi ilk başta. Enflasyonu çıkarmak için enflasyon azalsın diye kemeri sıkıldı. İşsizlik son derece arttı 2 yıl içinde. Ama ondan sonra düşme oldu. Herkes 2 yıl öncesini, 1 yıl öncesini hatırlıyor. Yani, Reagan'ın ilk dönemiyle son dönemiyle. Evet, ikinci seçiminde. Evet. Peki bundan sonra Türkiye'de AKP'de benzeri bir süreçten geçebilir mi? Yani şöyle, önümüzdeki dönemde mesela gelecek sene bütçede %5'lik büyüme öngörüldü. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı, onun açıkladığı orta vadeli programda da %5 büyüme öngörülüyor. Ondan sonraki yıllarda da hani %5 gitmesi hedefleniyor hükümet tarafından. Eğer %5 hatta belki biraz daha üzeri bir büyüme tekrar yakalarsa, yani hani şu an bir zihin şeyi yapıyoruz, jimnastiği yapıyoruz. Eğer yeniden yüksek büyüme oranları yakalarsa AKP'nin oy oranı tekrar %40'ların üzerine doğru bir atılım yapar mı? Yapar. Yani ekonomik büyüme olursa, ekonomi canlanırsa yapar. Ama asıl sorulması gereken soru, o bahsettiğiniz rakamlar elde edilebilir mi? Edilebilir mi peki? Bence edilemez. Siz aynı zamanda bir iktisat profesörüsünüz, evet, değil mi? Tabii ya. Edilemez diye düşünüyorum. Edilemez dememiz o ayrı bir konu. Yani başka bir çalışmamda mesela uzun dönemli iktidarlarda, Türkiye'de onlar tek parti iktidarları. Evet. Ters U bir ilişki var büyümeyle iktidarda kalma süresi arasında. Ters U ilişkisi. Evet, ama bu gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin. Yani onun sebepleri var. O sebepler ortadan kalkmadan büyüme artmaz. Yani büyüme artarsa oylara etki yapar da büyüme artar mı onu konuşmamız lazım. Yani büyümenin artması demek, artması için kaynakların artması lazım. Kaynakların artmasından daha önemli olan kaynakların etkin bir şekilde kullanılması lazım. Verimli bir şekilde kullanılması lazım. Üretkenliğin artması lazım. Onlar için doğru kararlar verilmesi lazım. O zaman da hataları minimuma indirmek lazım. Hatalar olduğunda çabuk yakalamak lazım. Çabuk düzeltmek lazım. Onun olması için de müzakere ortamı olması lazım. Parti içi demokrasi olması lazım. Yanlışları ifade eden bürokratın görevini kaybedeceğinden korkmaması lazım. Onu ileri süren milletvekilinin bir dahaki seçimde aday olmamak korkusu olmaması lazım. Bütün bunların ekonomik büyümeyle ilişkisi var mı? Tabii, büyük ilişkisi var. Yani müzakere ortamı olması lazım ki parti hatalar, içinde mi? Hem parti içinde hem partiler arasında, yani muhalefet partiler içinde de olması lazım. Yani bize hemen şey diyorlar, kuvvetler ayrımı, 3 kuvvet vardır, yürütme, yasama, yargı diye. Onların içinde de denetleyen mekanizmalar olması lazım, düzenleyici, denetleyici kurumlara ihtiyaç var. Onlar olmadığı zaman, şimdi birinci dönemde onlar hep var. Bütün AKP'nin birinci döneminde. Ayrı, Demokrat Parti'nin birinci döneminde, Adalet Partisi'nin birinci döneminde. Bütün tek parti iktidarı. Hepsinde var. Çünkü bu partiler kurulduğundan hemen sonra iktidara giriyor. Yani bize tek parti iktidarları iktidara geldiklerinde kuruluşlarından çok kısa bir süre başa geçiyorlar. Ve liderleri de 1-1,5 yıldan daha eski değil. Mesela Adnan Menderes oldu. İşte Demirel Gümüşbala öldü. Ondan bir sene sonra iktidara geldi. Yani Turgut Özal. O dönemde partilerin içinde liderin gücüne yakın gücü olan başka liderler var.
partinin milletvekillerinin, belediye başkanlarının, yerel yöneticilerin sözleri işitiliyor. Yani parti için demokrasi çok önemli. Çok önemli diyorsunuz. Çok ekonomik önemli. Büyüme üzerinde. Tabii. Peki o zaman bir soru. Çin. Yani Çin'de herhalde demokrasi yok. Bu konuda yok. Hemfikiriz. Evet. Ama Çin işte uzun yıllar %10'un evet. üzerinde. Daha şimdi yeni %6'lara evet. Düştü. Ona üzülüyorlar. Yani %6 Türkiye, biz Türkiye'de %6 büyüsek hani zil takıp oynayacağız evet. ama. Yani Çin nasıl oldu peki? Yani demokrasinin olmadığı ülke. Madem sizin dediğiniz gibi parti içi demokrasi önemli. Peki Çin nasıl %10'un üzerinde yıllarca büyüyebilir? Onun üzerinde çalışmalar var. Mesela bütün diktatörlüklerde, otoriter rejimlerde büyüme aynı değil. Yani yapılan çalışma şunu gösteriyor. Müzakere ortamı varsa, yani tek parti devletinde bile büyüme daha fazla olabiliyor. Çin'de lider değişebiliyordu, komünist partileri. Komünist partisi içinde bayağı bir tartışmalı program şey yapıyorlardı, kritik ediyorlardı. Kendi lideri, evet. Fakat şimdi orada da değişti. Şimdiki liderin ömür boyu başta kalma şansı açıldı. Bundan sonra orada da yavaşlama olabilir ama şimdiye kadar öyle değildi yani. Lider değiştirilebiliyordu başarısız olunca. Komünist parti kendi içinde değişime gidebiliyordu. Evet. Yani bir nevi yani diğer diktatörlüklerden farklı olarak orada bir müzakere ortamı vardı. Parti için değiştiyse. Tabii demokrasi daha yüksek olsa daha iyi olur belki ama yani evet. hepsi bir değil. Kimi diktatörlüklerde büyüme çok zayıf. Çünkü liderin sözünden başkasının sözü dinlenmiyor. Parti içinde de müzakere yok. Çin ona bir aykırı durumda ama o da değişti şimdi. O da ötekileri gibi olmaya aday. Anladım. Çin'in yüksek büyüme oranını böyle açıklamak lazım evet. diyorsunuz. Parti içi demokratik ortamlar. Peki sizin modelinizde enflasyonun da seçmen davranışlarında önemli bir etkisi var. Her ne kadar büyüme kadar etkili olmasa da, çünkü büyüme siz diyorsunuz ki daha enflasyona göre seçmen davranışında 6'da 1. 6'da 1. 6 kat daha fazla etkili. Büyüme daha fazla. Büyüme 6 kat daha fazla evet. etkili. Ama bu 31 Mart öncesinde seçmenin en azından sokak röportajlarından izleyebildiğimiz kadarıyla bu çarşı pazardaki yangına özellikle o kış aylarında çok yükselmişti biliyorsunuz sebze meyve fiyatları. Çok büyük bir tepki vardı. Hem de hani AKP'nin kendi tabanında da ciddi bir tepki vardı. Ama hani enflasyon çok da aslında yani siz modelinizde ısrarcısınız herhalde değil mi? Yani evet. enflasyon büyümenin yanında çok da şey değil. Valla modelin şeyi şurada yaptığı tahmin tutuyor. Demek ki enflasyona verdiği ağırlık geçerli yani. Bu sadece Türkiye has bir durum da değil. Bir de şöyle bir şey var. Ekonomiyi uyardığınız zaman enflasyon hemen artmıyor. Yani seçimden önce uyardığınız takdirde mesela %1'lik büyüme sağlayan bir uyarma %6'lık enflasyon yaratmıyorsa iktidar için karlı. Ayrıca o enflasyon da hemen görülmüyor. Seçimden sonra görülüyor. O zaman oylar verilmiş oluyor. Dolayısıyla seçim ekonomisi uygulanması o sebepten dolayı. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde seçim ekonomisi uygulanıyor. Herkes iktidarlara, hükümetlere kızıyor. Onu doğuran aslında seçmen davranışı. Seçmen diyor ki ben sadece son bir yıla bakacağım diyor. Enflasyona da daha az ağırlık vereceğim diyor. Yani seçimden önce gaza bas o zaman büyüme artsın. Geçici dahi olsa. Bunu yapıyor mu? Yapıyor. Çeşitli ülkelerde iktidar partileri. Valla o potansiyel var ama potansiyel var demek mutlaka uygulanacak demek değil. Eğer hükümetin seçim kaybetme olasılığı yoksa buna tevessül etmiyor. Yani AKP ilk iki döneminde falan bunu uygulamadı. Yani çünkü seçimden sonra gene kendisi iktidarda olacak. Onun yarattığı enflasyonla kendisinin boğuşması lazım. Ama mesela 90'larda, 70'lerde koalisyon hükümetleri olduğunda %1-2 ile iktidar el değiştirdiğinde çok uygulanıyordu. Ondan sonra 2014'ten sonra filan AKP iktidarına da uygulanmaya başladı. Yani 31 Mart öncesinde ikramiyeler veriliyordu işte evet. Ucuz krediler, işte girişimciye kredi, çift ikramiye, ne bileyim şimdi hatırlamıyorum şeyler. Kamu bankalarının belki faizleri, yani adam yerleştirme, işte memurlara verilen zamlar filan. Yeni olarak diyorsunuz, yani Türkiye'nin yakın tarihinde bu tip uygulamalar. Olduğu zaman iktidar, yani ona muhtaç olduğu zaman uygulanıyor. Yani var demek illa uygulanacak demek değil. Evet. Peki son olarak bir de ekonomi dışı faktörlerin etkisine evet. değinelim isterseniz. Çünkü siz şöyle diyorsunuz, evet enflasyon ve büyüme seçmenin oy davranışında etkili ama onun yanında etkili olan başka faktörler de var. Mesela stratejik oy ya da
iktidar yıpranması. Yani iktidar ağzıyla kuş tutsa da ekonomi %10 büyüse de bir parça, yani o oranı bilmiyoruz ama bir parça iktidar partisinin oy oranları her şekilde eriyor. Çünkü bazı insanlar kızıyor ona, işte ondan etkileniyor diyorsunuz. O faktörü, yani ekonomi dışı faktörleri de sizden açıklamanızı isteyelim. Tabii. Ve son durumu, yani evet, bugünkü duruma dair de fikrinizi alalım. Tamam. Şimdi ekonomi dışındaki ekonomi artı da olabiliyor, eksi de olabiliyor etkisi. Yani ekonomi iyiyse artı, kötüyse negatif oluyor. Evet. Şimdi diğer faktörlerin bir kısmı artı, bir kısmı eksi. Hangisi daha fazla derseniz eksiler daha fazla. Biraz daha fazla. O zaman ekonomi oradan önemli oluyor. Yani ekonomi artıysa o aradaki farkı kapatabiliyor, törpüleyebiliyor. Ama ekonomi de kötüyse o zaman negatifler toptan daha fazla oluyor artıdan. Zaten bir iktidarın bir seçimden öbürküne oyunu arttırması çok nadir olan bir şey. Yani 54'te oldu. 50-54 arasında arttı. Ondan sonra tekrar olması AKP dönemine denk geliyor. O da şeyden dolayı. Yani o dönemde Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, bunlar yok oldu. O oylar yavaş yavaş büyük bir kısmı AKP'ye transfer oldu. Merkez sağ AKP'ye kaydı. Kaydı. O şeyi örttü. Yani o negatiflerin fazla olmasını örttü. Öyle bir durum olmasa açıkça görebilecektik. Yani bir iktidarın oylarını arttırması son derece doğru. Negatifler fazla. Şimdi seçmenlerin büyük bir kısmı bir partiyi tutuyor. Ve o parti de kendi menfaatlerini koruduğuna inandıkları bir parti. Kendi dünya görüşlerini aksettirdiğine inandıkları bir parti. Ondan kolaylıkla ayrılmıyorlar. Fakat kısa dönemde geçici olarak ayrılabiliyorlar. Bir tanesi işte demin konuştuğumuz ekonomik sebeplerden. Yani ekonominin gelişmesinden hoşnut değilse o şeyini belirtiyor. Başka şeyler de var. Mesela başörtüsü problemiydi, yok işte imam hatiplere üniversiteye girme hakkı diyelim. Ya başka kararlar. Oradan hoşnut değilse mesela bir uyarı manyetinde iktidardan ayrılabiliyor bir seçim için. Yani bir de iktidarı, yani o iktidarda kalma süresi boyunca iktidar partisinin oylarının %4.3 kadarı eriyor her yıl. Yani her yıl. Tüm oyların değil. Kendi oyların. Yani sadece o faktör olsa iktidardan inme durumu olur ama tabii pozitifler de var. İktidar avantajı var. İktidarda olmanın sesinizi duyuruyorsunuz. Yatırımların nereye yapılacağına karar verebiliyorsunuz. Kamu hizmetleri sunuyorsunuz. Sunuyorsunuz işte bir takım şeyler, zam verebiliyorsunuz. Yani o tip şeyler. Onun da etkisi şey kadar 5-6 %5-6 5-6 puan kadar. 5-6 puan. Yani bir de şey var, stratejik oy var. O çok önemli Türkiye'de. Yani bütün dünyada önemli de bizde özellikle önemli %10 barajı yüzünden. O da şöyle oluyor. İki sebepten oluyor ana olarak. Bir tanesi iktidarı yani şımarmasın diye, yani ona denge sağlamak için iktidarın taraftarları başka bir partiye oy verebilir. Hepsi değil, yani küçük bir miktar. Çok aykırı bir partiye oy vermiyor. Mesela AKP yerine MHP'ye veriyor. Son seçimde öyle oldu mesela. Evet. AKP seçmeni ciddi aynen şekilde MHP'ye kaydı. Kaydı. Bu mesela, stratejik oyla mı açıklıyor? Tabii. Yani mesela Doğru Yol yerine ANAP'a veriyor. Ya CHP yerine DSP, DSP yerine CHP'ye veriyor. Öyle şeyler oluyor. İkinci sebebi de bu %10 barajı yüzünden. Şimdi geçerli değil ittifaklar olduğu için ama ittifakların olmadığı dönemde mesela küçük bir partinin taraftarıysa Saadet Partisi. O oyların boşa gidecek diyor Saadet Partisi mesela. AKP'ye oyumu vereyim diyor. O şekilde oluyor. İttifaklar geldi. O kalkıyor. Bir de yerel seçimlerde olmuyor. Çünkü baraj yok. Mesela yerel seçimde iki seçim arasında ortalama 13.4 yani iktidar partisinin oyların 13.4'ü eriyor bu şekilde. Stratejik oydan dolayı. Ama eğer milletvekili seçimden yerel seçime geçerseniz bu 16.5'a çıkıyor. Çünkü milletvekili seçiminde Saadet Parti ile AKP'ye veriyor. Yerel seçime gene kendi partisine geçiyor. Yani ondan dolayı. Mesela yerel seçimler milletvekili seçimine geçtiğimiz zaman da ona düşüyor. Çünkü yerel seçimde kendi partisine oy veren kişi milletvekili seçiminde büyük partilerden birine kayıyor. İktidar partisi de büyük partilerden birisi olduğu için oy kazanıyor. Yani öyle, evet, bir stratejik oy var. O negatif. İktidar yıpranması negatif. İktidar avantajı pozitif. Ama negatifler pozitiflerden daha fazla. Siz de bütün bu şeyler, hani anlattığınız etkiler, neden sonuç ilişkileri Türkiye'nin seçimle
tarihinin, yani demokrasi tarihinin örüntülerine bakarak. Evet, yani 50'den beri. 50'den beri seçimlerde ne olmuş o dönemde, ekonomi neymiş? İktidarda kalma süresine kadar. Sandıktan nasıl bir sonuç çıkmış, aralarında nasıl bir ilişki var, bunları ekonometrik bir modelle inceleyip çıkardığınız bir şey bu, sonuç model. Evet. Peki önemli son olarak... Şeyi bahsedeyim isterseniz, yani seçimler 50'den beri, onun içinde senato seçimleri var, yerel seçimler var, ara seçimler var, genel milletvekili seçimleri var. Hepsine birden bakıyorsunuz. Değişik etkileri kontrol ediyorsunuz. Kimi zaman iktidarda geçen süre daha az, kimi zaman daha fazla, enflasyon değişik, bu değişikliklerden yararlanarak da her birinin etkisini diğerlerinin etkilerinin kontrol edildiği bir ortamda ölçüyoruz. Evet. Peki şimdi önümüzdeki, son olarak programın sonunda önümüzdeki seçimi bir bakmaya çalışalım. Çeşitli ciddi kurumların, uluslararası kurumların, işte OECD'nin, IMF'in, çeşitli yatırım bankalarının Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yılda ne kadar büyüyeceğine dair tahminleri var. Hani ciddi iktisatçılar tarafından hazırlandığı için dikkate almak gerekir. İşte %2-3 civarında önümüzdeki birkaç yıl boyunca Türkiye'nin büyüyeceğini tahmin ediyorlar. Tabii daha kötüsü olabilir. Ama hani genel beklenti bu şekilde. %2-3'lük büyüme de eğer beklendiği gibi, söylendiği gibi giderse Türkiye, 2023 veya ondan bir sene önce yapılacak bir erken seçimde AKP'nin oy oranı nasıl etkiler bu büyüme şeyi? Çok az etkiler, yani çok az artar o zaman. Yani bu sizin bahsettiğiniz gayri safi yurt içi hasılı. Benim kullandığım rakamlar kişi başına. Kişi başına. Yani nüfus artışı %1.1, yani ondan 1.1 düşeceksiniz. Yani 2 dediğiniz zaman %1 olacak. Kişi başına gelir 0.9 artmış olacak yani. Çok düşük bir artış. 0.9 puan bir artış getirir yani. Ama bir de şey faktörü var. Yeni partiler, şimdi siz de daha önce konuşmuştuk, yazmıştınız. Evet. Yani seçmenler partilerini ne zaman temelli olarak terk eder diye. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Yeni partiler kuruluyor çünkü. Babacan ve Davutoğlu. Davutoğlu, başkası da olabilir, bilmiyorum. Yani iktidar devamlı kronik olarak büyüme yavaşsa, yani o zaman bu %1'lik hikayenin dışında bir olay oluyor. İşsizlik problemi bir türlü çözülemiyorsa. Yani uzun zaman kronik olarak büyüme sağlanamıyorsa, yolsuzluk varsa, yani yahut parti değişmişse, seçmen değişmediği halde, taraftarları değişmediği halde, mesela AKP'de öyle bir değişme var. Yani o zaman diyorsunuz ki seçmen terk edebilir. Partisini terk edebiliyor. Evet. Tamam. Yani şimdi mesela serbest ekonomiye inanan bir parti varlık fonu kuruyor. Özelleştirilecek şirketler varlık fonuna devrediliyor. Atanmışlar seçilmişleri değiştiremesin dendiğinde atanmışlar seçilmişleri değiştirebiliyor belediye başkanı. Hatta kendi partisinin üyelerini, belediye başkanlarını istifa ettiriyor. Bunlar partinin geçmişine, ilkelerine uyumlu değil. O bakımdan seçmende, taraftarlarında hoşnutluk olabilir. Tabii bazen de seçmen değişiyor, parti değişmiyor. Daha önce konuşmuştuk mesela köylülere hitap eden bir parti, köylüler şehirlere gelince onların ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Hala tarımsal problemlerle uğraşıyorsa. Demirelim o zaman partisi. Da evet. Demirelim o zaman partisi. Da oy kaybedebilir. Yahut darbelere karşı ekolden gelen bir parti DYP. Devletçi. 367 olayında meclise girmeyince yahut 28 Şubat'ta darbecilerle birlikte hareket edince o zaman oyları değişebiliyor. Niye yani düşüyor? Bunlar bu söylediklerimin dışında, yani yapısal büyük bir değişme olduğu takdirde formül o zaman değişiyor. Formül işlemiyor. Formül işlemediği zamanlarda olabiliyor. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Profesör Ali Akarca ile bugün ekonominin siyasete, sandık sonuçlara etkisini konuştuk. Türkiye siyasi tarihi tabii çok derin, çok kendine has anları, momentleri olan bir tarih. Dolayısıyla çok konuşacak şey var. Belki de ileride başka programlarda bu tarihin ve günümüz siyasetinin başka boyutlarını kendisiyle ele alırız. Teşekkürler.